Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Costa Rica'dan geldi. İsmi Lila Paz Cabanas. Hello, welcome. Ve kendisinin tercümanı Dicle Hanım da burada. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Lilia Hanım kendisini tanıtabilir mi? Lilia, can you first introduce yourself? Evet. my name is Lila Paz. I am a master instructor of the Rene May Emotional Medicine Techniques. Adım Lila Cabanas ve Rene May tekniklerinin duygusal uygulayıcısıyım, yani duygusal terapi uygulayıcısıyım. I have been a holistic therapist and 8 years ago I became an instructor in this emotional therapies. Ve ben bir bütünsel terapistim. 8 yıl önce ise duygusal terapi alanıyla tanıştım ve o alanda çalışmaya başladım. And I traveled the world teaching these wellness techniques for help. These therapies that I teach are free humanitarian work, and what we do is that I work in different countries helping people get to know the therapies to feel better. Ve 8 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerine seyahatler edip bu teknikleri ücretsiz olarak insanlara sunuyorum, öğretiyorum. Ücretsiz yapıyoruz çünkü bu bir yardımlaşma amacıyla yürütülen bir hareket. So this is the moment. This is my third time in Turkey, which I am very happy and honored to be in this great country that I love. And I will be having different places where I'm going to be teaching free these therapies. Ve üçüncü kezdir Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğumu da belirtmek istiyorum. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Türkiye'de, İstanbul'da çeşitli yerlerde bulunup ücretsiz olan terapi tekniklerini insanlara öğretip beraber uygulayacağız. We also help become conscious volunteers. And this is a great meaning that I would like to explain. Ve Türkiye'de aynı zamanda bilinçli, gönüllü nasıl olunur? Bu kavram üstünde de durmak istiyorum. Bunu birazdan açıklayacağım. And what is to be a conscious volunteer? It's not only like to, you know, if there's plastic on the sea, take out the plastic. If there's a damage in the planet, like a hurricane or an earthquake, to help in that, but also like to be given good actions every day. Ve nedir bilinçli bir gönüllü olmak? Denizde diyelim plastik çöpler birikti. O çöpleri toplamak mı? Deprem oldu, insanlar zor duruma düştü. O insanlara yiyecek, giysi, yardımı götürmek mi? Sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda her gün yapılan, karşılıksız yapılan küçük iyilikler bilinçli bir gönüllüyü fark ettiriyor. Çok teşekkür ederiz. Rene May kimdir? Onu anlatır mısınız? So who is Rene May? Rene May is the director of the foundation that I work, the International Rene May International Foundation, and he is a French man that do this as an example, do these good actions. Rene May Fransız bir vatandaş fakat Meksika'da yaşıyor ve Rene May Vakfı'nın kurucusu ve insan olarak da her gün iyilik yapmayı bir iş haline getirmiş. Herkese örnek oluyor bu konuda. He's a humanist and he has been recognized and named as an ambassador of peace because he gives in many, many countries that he has traveled this message of peace because peace comes within us, so then we can give it to others. Ve Rene May bir humanist, bir yardımsever ve yardımseverliği bir yaşam tarzı haline getirdiği için de
UNO Birleşmiş Milletler tarafından barış elçisi ilan edilmiş. Çünkü René May her zaman diyor ki barış en önemli mesaj ve barış önce içimizde başlar, daha sonra dünyaya yayılır. And what he teaches us is that there is a wisdom in helping. It is good to help, but it's better knowing how to help. And by that, then we learn the highest level of love, which is compassion. Ve René May şöyle diyor, en değerli bilgelik yardım etmekte bulunan bilgeliktir. Çünkü yardım ettikçe kendin yükselirsin, değer kazanırsın ve kendini mutlu hissedersin, kendini bilirsin. So he teaches us the therapies, which are therapies that last 2-3 minutes, were very helpful for everything. And also he teaches us the good actions. And he said that love is acceptance. Ve bilgelikteki en yüksek ulaşılan şey aslında empati ve merhamet. Daha öncekine ekleme yapıyorum. René May bize 2-3 dakika süren şifa teknikleri öğretiyor. 2-3 dakika ama çok etkili. Yes. He says that the real value of a human being is what we can give to others. We were born, we do many things, we work, but then we leave, and what do we take? What we take really is the love that we have shared with the others. Bir insanın yapabileceği en önemli şey de başkalarına yardım etmek, merhamet duymak, paylaşmak. Bu dünyada neden var oluyoruz? Başkalarına bir şeyler vermek için, paylaşmak için, hep almak için değil. So he shared this message of love, remembering us to connect to this love that is within us, and not to help the ones that are near. Yes, of course, that is easy, but to help the ones that we don't know. The ones that is hard to help. Ve sevgiyi nasıl ifade edersin? İyi bir insan olduğunu bu dünyada yaşadığın sürece nasıl ifade edersin? Karşılıksız iyilikler yaparak sevgiyi göstermek budur. Gerçek sevgi yardım etmektir, başkasını düşünmektir. Sadece en yakınındaki insanlara iyilikler yapmak değil, hiç tanımadığın, bilmediğin 7 kat yabancı insana iyilik yapmaktan başlıyor bu sevgi ifadesi. René May Vakfı çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? Can you tell us something about the events of the foundation of René May? Yes, this is so beautiful because the foundation is in more than 52 countries. And now in the pandemic, we can think it's like we are not doing anything. We have been doing so much because there's so much help to give. And one of the things that we have is the happy moments. Bizim vakfımız 52 ülkede aktif olarak çalışıyor ve zannedersiniz ki pandemiden dolayı bir durgunluk var. Hayır, hiç öyle değil. Pandemide aksine insanların çok yardıma ihtiyacı oldu ve biz de yardım kuruluşu olduğumuz için bol bol yardım ettik. Ve bizim happy moments mi? Mutlu anlar dediğimiz bir zamanımız var. Yes. And the happy moments is to come and bring food for the elderly, like for example they cannot get out, or for the orphanages that people cannot visit but they still need Kleenex, diapers, different things. So we keep helping with the volunteers, conscious volunteers, to bring what they need in different areas in our communities. Ve biz kendi içinde yaşadığımız toplumlarda, dediğim gibi 52 ülkede pandemi boyunca yaşlılara yiyecek dağıttık, öksüzler yurduna bez, temizlik malzemeleri, giyim, yiyecek dağıttık. Bol bol çalışma alanımız oldu.
With the ONU, Nations United Organizations, there's a program to bring more consciousness about the global warming. Global warming. Global warming. Ve gönüllülerimiz her alanda çalışıyor. UNO ile de işbirliği içindeler. Küresel ısınma ile ilgili bilinçlendirme getirmek alanında da çalışıyorlar. And by that, what we do is that we have our own like gardens, planting our own food, making, trying to be more sustainable with our earth, with our planet. Also, giving campaigns for, you know, like here in Turkey with all the fires. What we did is that we are trying to get more trees and more gardens planting in different areas to bring more consciousness about our nature. Ve bu küresel ısınma konusunda bilinç uyandırmak için bahçecilik yapıyoruz, yiyecek yetiştiriyoruz, yani sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yangınlarla ilgili de aktif olmaya çalıştık. Daha çok ağaç dikimi, bahçe yapımı gibi etkinlikler düzenleyerek bu konuda bilinçlendirme yapmaya çalıştık. Rene Bey, Türkiye'ye ne zaman gelecek acaba? And when will Rene May arrive in Turkey? Yes, we are very happy because he's going to be the first time in Turkey. He will be the 18th of December in Izmir and 19th of December in Istanbul. Rene May 18 Aralık'ta İzmir'de etkinlik yapacak. İlk kez Türkiye'ye geliyor. Bunun için de çok mutlu. 19 Aralık'ta da İstanbul'da etkinlik yapacak. İkisi de tam günlük etkinlikler. Sabah 10.30, akşam 8.30. He will be giving at 10:30 in the morning a free message of peace for everybody. It's free, so everybody can come. And he gives a lot of tips on health, how to feel better day by day. Ve bu iki tam günlük etkinlikte ayrı ayrı sabah 10.30'da herkese açık ve tamamen ücretsiz barış mesajı verecek ve sağlıkla ilgili pek çok ipucu paylaşacak. And in the afternoon we have a private meditation. He will be having a meditation for Turkey and for the world. Öğleden sonra da özel bir meditasyon workshop'u yapacak. Hem Türkiye için hem tüm dünya için. Tüm dünya için diyorum çünkü genelde online yapılıyor meditasyonlar. And so you can register and we can give you more information about it. Ve bu etkinliklere katılmak isterseniz lütfen kaydolun. Numaralarımızı, e-mail adresimizi vereceğiz. İlgilenenler kaydolabilir. Peki bilinçli bir gönüllü nasıl olur? What does it mean to be a conscious volunteer? Yeah, thank you. To be a conscious volunteer, Rene May explained us that the first principle of spirituality is courtesy, kindness. Rene May her zaman der ki, ruhsal olmanın ilk kuralı nazik olmaktır. So kindness starts when we enter a room with a smile, hello, how are you? Kindness start with how do we behave day by day. Ve spiritüellik nasıl başlar? Nezaketle başlar. Bir odaya gülümsemeyle girmek, merhaba nasılsınız demek ve günlük rutinlerin içinde olabilecek her yerde nazik ve güler yüzlü olmakla başlar. So to maintain this help consciously and constantly giving to others. So we gather and try to go to 1 hour to a place to help our elderly, our people that are in need. This is what means to be a conscious volunteer, to commit 1 hour a day or 1 hour a week to help others. Ve Rene May'in gönüllü bir yani bilinçli bir gönüllüsüyseniz
Şöyle bir karar verebiliyorsunuz. Dilerseniz günde bir saat, dilerseniz haftada bir saat bir yer belirliyorsunuz. Ben buraya yardım edeceğim diye ve o yere gidiyorsunuz. Diyelim ki yaşlılar var, yaşlılar yurdu. Onlarla sohbet ediyorsunuz, onlara yiyecek alıyorsunuz. Bilinçli gönüllü olmak böyle bir şey. The more that we start to share, the more that we start to change in ourselves. And then we say like, oh, where can I go and help more? Bizler kendi enerjimizi ve emeğimizi paylaştıkça başkalarına yardım etmek için bu bizi değiştirmeye başlar. Bir dönüşüm geçiririz ve sonra her zaman kendiliğinden aklımıza gelir. Nerede, kime yardım edebilirim? Peki Lila Paz neler yapıyor acaba? Onu sorabilir misiniz? And Lila, what are you personally doing in all this? Well, I am personally doing what Rene teaches us, and Rene teaches us that there is no love without actions. Ben Rene May'in eğitimleri doğrultusunda yaşıyorum ve çalışıyorum. Ve Rene May her zaman diyor ki, eylemsiz sevgi olmaz. So by that, trying to help more and more in this moment in Turkey, where I am trying to share this message, and I'll be more than glad to meet you and share this knowledge with all of you. Yardım etmek için, yardım edebilecek olan insanları yardıma yönlendirmek için ve Rene May'in bu güzel mesajlarını, barış mesajını sizlerle paylaşmak için buradayım. Sizleri görmekten çok mutlu olacağım. Katılırsanız, gelip tanışırsanız çok memnun olurum. What I love about the foundation is love in actions all the time. It's not just to have the idea of I'm going to, you know, give love. No, it's like do it. Do it and make it happen. Ve vakfın şu bakış açısı benim çok hoşuma gidiyor. Hani evet yardım edeceğim gibi böyle havada kalan, soyut kalan bir kavram olmuyor. Her zaman sevgin var mı? O zaman eylemde bulun. This is Renee May and his first book, The One Who Lives with the Angels or with the Light Beings. Bu elimde gördüğünüz Renee May'in ilk kitabı. Çevirirsek meleklerle yaşayan. And his last book, The Power of Knowing. Son kitabı da Bilmenin Gücü. And we have a movie also that we will be sharing the link that is called Beyond the Light. So, and it's in Turkish subtitles, so also you can share about this knowledge about the emotional medicine that is in the cells that has a memory. That's what Rene explained us. Rene May'in hayatını da anlatan Beyond the Light, yani ışığın ötesinde diye filmimiz var. Bunun linkini sizlerle paylaşacağız. Bu filmde Rene May'in kendi keşfettiği hücresel duygusal iyileşme diye bir şifa tekniği de anlatılıyor. Dear Lila, thank you very much for your sharings. We are very happy to have you. Welcome again. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.